Daha çok zam gelecek. Alıştı mı vatandaşlarımız? Daha o kurbağa misali aşağıdan kaynar suyu kaynatırsın. Yavaş yavaş alıştırırsın ya. Yavaş yavaş alış. Daha şu insanları daha göreceğiz. Her şey vatan millet Sakarya değil. Her şey Türkiye gerçek milliyetçi, gerçek vatandaş. Bak şimdi az önce Kürt arkadaşım birisi, ben Türk'üm. Kürt arkadaşım birisi ne dedi? Dedi ki kardeşim dedi. Şurada tabelalara bak dedi. Kürt tabelaları asılı. Şey Arap tabelaları asılı. Bir Kürt assın. Bak bir Kürt assın. Ben işte ona isyan ediyorum. Benim buradaki Kürt vatandaşım buranın yerlisi olmasına rağmen neden onun tabelası asılırken hemen hücum ederek onu indiriyorlar da onun tabelası asılıyor. Ben buna isyan ediyorum. Bak kendim Türk'üm. Kürt değilim. Ama ben bu Türkiye Cumhuriyeti içerisinde yaşayan bütün halkımın adına konuşuyorum. Kendi öz. Benim isyanım bu. Şimdi zamlara gelince alışacaklar. Daha bu lelesi, daha lolosu var bunun. Daha yavaş yavaş oy verenlerin. Bak emekler gidiyor sıraya. 10 tane 15 tane ekmek oy verenler 10-15 tane ekmek alıyor. Şimdi gitsin yine girecek. Gene verecek. Gene gidip orada sıraya girecek. İşte insanlarımız bunu, yani insanlarımızı bütün şu medya gücü var ya, medya gücüyle insanlarımızı hipnotize etmişler. Vatan, millet, Sakarya, aman ben batmışım, bitmişim, hiç kimsenin umurunda değil. Seni, onu kimse düşünmez. Adam güç neredeyse her şey onun üzerindedir. Ben teşekkür ederim. Merhabalar. Seçim bitti. Üzerine zamlar geldi. Neler düşünüyorsunuz? Allah'ın izniyle hepsini atlatacağız inşallah. Alıştık mı bu zamlara? Alıştık değil. Başaracağız inşallah. Ne zaman düzelecek? Siz söyleyin. Allah ne zaman nasip ederse o zaman. Elhamdülillah. Evet. Seçim bitti. Üzerine zamlar gelmeye başladı. Neler düşünüyorsunuz? Zaten bu her zamanki halimiz. Belliydi zamlar. Geleceği. İşte başka sorun varsa söyle ben cevaplayayım. Hemen seçimin ardından gelen zamlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok erken mi oldu, geç mi oldu? Bu zamlar zaten belliydi. Bu seçimin bizim kaybedişin nedeni de Kılıçdaroğlu'ydu. Bırakmadı. İmamoğlu gelseydi kazanırdı. İç Anadolu, ben Flash televizyonuna zaten bunda 3 ay önce açık oturumda söyledim. Şu anda Türkiye bu çileyi çekiyorsa sebep Kılıçdaroğlu'dur. Sizce Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi? Konu İstifa etmeli. Yani daha da niyeti başka bir seçim yok. 81 yaşına gittin. Sen neyin peşindesin? Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Soralım, merhabalar. Seçim bitti. Üzerine zamlar gelmeye başladı. Ne düşünüyorsunuz? Bu zamları şimdi bu bizim 85 milyon insan hep yabancılara suç atıyor. Şimdi mesela diyelim burada savaş çıktı. Buradaki insanlar nereye gidecek? Savaşacaklar. Nereye gidecekler bir tane sonra? Suriye'nin savaşta buraya geldiler. Değil mi? Buradaki de oraya gittiğinde maalesef yapmayacak mı onlar? Yapacak. Burada bizim insana insan ayrımı yapıyorlar. Yabancı falan diye bir şey yok. Onlar da insan, biz de insanız. Onlar da yiyor bize. Onlar geldi diye tamam geldiler, zam oldu. Ama adamlar çalışıyor, yiyor. Bizim Türkler niye çalışmıyor? Çalışmak isteyen her türlü çalışır. Yani bu yabancı o bahane etmesin kimse. Herkes bunu diyor. Yabancılar falan filan ama hiçbir hikaye. Seçimin ardından gelen zamlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yine zam gelecek. Seçimden önce de zam vardı, sonra da zam vardı. Bu zamlar değişmeyecek. Daha çok zam olacak yani. Bunları zama vurmasınlar. Seçimden önce zam yok muydu? Dolar 20 yıl önce ne kadardı? 50 kuruş 1 liraydı. Şimdi 19. 2023'ten sonra 40 lira olacak. 19'a 20, bir bak 21 TL'de. Ya tamam, niye zam olacak yani? Ya niye önceden söylüyor böyle böyle yapacağız. Niye sonra ama da yapacağız? Ama bunu yabancılara atmayın. 20, bu yabancılara alakası yok. 21 sene de üstünde, Türkiye'nin üstünde değil mi? Bu yabancılara yok. Niye seçimde diyor ben böyle böyle yapacağım. Yabancılar ölken de zam yok muydu? Niye önce yapmıyor? Kimse şu an mülteciler yüzünden zam oldu demiyor bak. Bunu sen çıkar. Anlamadım bak. Yabancılardan önce zam yok muydu? Tamam da beyefendi, bak, mülteciler yüzünden zam var. Mülteciyle alakası yok bunun. Bunun mültecilerle alakası yok. Var. Niye yok? Vardır. Tamam, yabancılar geldi zam oldu. Niye? Adam çünkü kirayı verecek değil mi? Adam da para kazanmak istiyor. Aynı şey. Toprağım, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben gıda sektöründe çalışıyorum. Ben marketçiyim. 25 senedir ben bu mesleğin içindeyim. Bu mültecidir, Afgandır, İranlıdır, Suriyelidir. Gelmelerine hoş gelmişse sefa gelmişler. Keşke gelmeseydiler ama hiç geldiler. Hiç gelmez. Heh, gelmiş neyse. Bak ben kendim marketçiyim değil mi? Kardeşim bak, hepiniz de duyun. Bu koronavirüsü çıktı ya, biz milletin sırtını kırdık. Koronavirüsünden biz milletin sırtını kırdık. Bak ben kendim marketçiyim kardeşim. Ben 10 liralık malı şu anda 50 milyona satıyorum. Ben bir şey söyleyeceğim. Bak. Ama neden bu insanların üzerine suç atılıyor? Hep bunların yüzünden diye. Bunu şu an kimse burada suç atmıyor. 10 lira aldım malı, şu anda 50 lira satıyorum. Niye satıyorum? Koronavirüsü bahane ederek satıyorum. Yabancılardan önce zam yok mu? Ben bu kadar diyorum. Yabancılardan önce sen ne kadar kiralıyorsun? Bu zamlar artmaya devam edecek mi? Edecek. Edecek. Bak ben kendim et balık kurumda et alıyorum. Eğer et balık kurumda et gelmezse
Millet 400 milyona kıyma yiyecek, 800 milyona da kuşbaşı yiyecek. Ve kuzu eti de 1 milyara kadar çıkacak. Şu anda ben kavurmanın kilosunu 1 milyara satıyorum. Niye satıyorum? Niye kavurmanın kilosunu 1 milyara satıyorum? Bu halk, bu kadar millet, doğru mu? Kendi evinde kavurma yapmasını bilmiyor mu? Biliyor. Bizim Türk milleti kadar uyuşuk bir millet yoktur. Rahata alışmış. Ben gideyim de markette alayım, marketçi zengin olsun. Yapsın kavurmasını evinde yapsın. Niye benim marketimden alıyor? Yapmasını bilmiyor mu? Biliyor. Ben diyeceğim. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde Türkiye'yi nerede görüyorsun? Vallahi böyle giderse Allah gecinden versin de yani Türk milletini hiçbir devlet kabul etmeyecek. Artık millet geçinemiyor, rahat edemiyor. Bugün bir kira, bak ben Yeşilkent'te oturuyorum. Esenyurt Yeşilkent'te oturuyorum. Allah'ın siktir ettiği dağ dedikleri yer. Ne kadar ödüyorsunuz? 5 milyar kira veriyorum. 8 milyar da maaş alıyorum. 3 tane de öğrenci okutuyorum. Gerisini sen düşün. Gerisini de benim Tayyip Baba, hani milletin Tayyip Baba dediği şahıs var ya, Tayyip Babaları düşünsün. Ben vicdanen rahatım. Kılıçdaroğlu'na verdim ama Suriyeliler kazandı, Afganlar kazandı. Allah bayramlarını hayırlı uğurlu etsin. Soralım, merhabalar. Allah bize neyi soracak? Kiraları düzelsinler bence. Ben ne düzelsin? Seçim bitti, üzerine zamlar geldi. Ne düşünüyorsun? Ben valla bence hiç iyi olmadı. Bence çok kötü oldu diyorum ben. Alıştık mı bu zamlara? Alıştık. Bence daha da kötü olacak. Bence hiçbir şey de güzel olmayacak yani. Kira de bilmem ne bu yabancı soru. Ben gerçek söylüyorum. Çıksan da ev bulamıyorsun ki. Dolu. Nereye bulacaksın? Millet benim memleketim benden daha rahat yaşıyor. Gerçek söylüyorum yani. Bunca problem varken Recep Tayyip Erdoğan yine kazandı. Nasıl ben bir şey demiyorum. Ben hiç bu konuda hiç şeye girmem. Tamam. O konuya girmeyeyim. O konuya girersen hiç çıkamazsın. Tamam. Hiç girmeyeyim. Hadi kolay gelsin. İyi günler diliyorum. Seçim bitti, zam geldi. Neler düşünüyorsun? Vallahi neler düşünüyorum diyorum. Allah rızası için. Allah etse bir ekmek 1 milyara çıksın. Bir kira bir aylık 100 milyara çıksın. Bu bazı çaputçiler, mapurçiler bakırsın ayakkabında ayağı yoktur, gidi Tayyip'e oy verdi. Onlar düşünsünler. Ne diyorsun? Benim karnım tok, ben düşünmüyorum. Ya ben düşünmem zaten, onlar hırkız yani. Ben ne düşüneceğim? Ben başka bir şey demem. Bu zamlar devam eder mi sizce? Ne zaman düzelecek? Hiçbir zaman Türkiye'de düzelmez. Türkiye bazı insanları, bazı kesimleri yani açtır. Bir torba makarna, bir torba kümür ver, oyunu da verir, şerefini de verir, her şeyini de verir. Ben teşekkür ederim. Şurada hanımlar var. Biraz da hanımlara soralım. Merhabalar. Teyzem merhaba. Nasılsın? Seçim bitti. Yo, üzerine onlara, zamlar geldi. Ne düşünüyorsun? Onlara birden aşağı dağıttı. Ne diyeyim? Sıra dağıttı zarflarda. Yok. Bir Türk şey altına. Yok. Tencerede bir şey yok. Tencerede bir şey yok. Alıştık mı zamlara? Boş tencere. Buyurun buyurun. Halil İbrahim'in sofrası ama tencere boş. Doğru mu? 5 sene sonra. Boş. Ne olacak bu ülkenin hali böyle? Ne olacak durumlar böyle? Zam zam zam. Zam 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 işte. Tencere boş. Buyurun buyurun. Halil İbrahim'in sofrası hepinizi buyurun ama hani tencere boş. Ne diyeyim? Bir şey diyemem. Bir insan şükürü bilecek. Ne bileyim, Allah razı olsun diyecek ya, tamam sen 25 sene 20 senedir yatırıyorsun. Bir de başkasıyla gelsin bakalım ne yapıyor. Sen doymadın mı? Doymadınız mı? Seçim bitti, zamlar gelmeye başladı. Ne düşünüyorsun? Hava değişen bir şey yok. Kepan ya. Damatların bıkmadım. Usanmadım artık. İki damatını bakan yapıyorsun. Yeter artık. Yeter. 20 senedir bıktık artık. Tamam, teşekkür ediyoruz. Valla ne düşüneceğiz? Abla zaten kendi ülkemizde yabancı olarak düşünüyoruz. Yani şu an baksana yatıyoruz kalkıyoruz, zamlar içerisindeyiz. Yani millet nasıl geçineceğini bilmiyor. Şuna ben hem çalışıyorum hem ekstra iş yapıyorum. İnan ki hani tek başına olduğum halde hani yetmiyor. Hiçbir şey yetmiyor şu an. Hiçbir şey. Seçimin ardından hemen zamların gelmesine şaşırdınız mı peki? Şaşırdık tabii. Hani düşmesini beklerken gittikçe yükseliyor. Daha şey oluyor. Geldi zaten. Çünkü yatıyoruz kalkıyoruz, zamlar şey yapıyoruz. Yani. Yok teyzem, kimseye birbirine kalkmıyor. Yani asla öyle bir şey yok. Doğru olanları söyleyeyim. Yani yatıyor kalkıyor zam yatıyor. Biz böyle bir şey beklemiyorduk. Şu an ben şoktayım zaten. Yani inmesini beklerken aksine daha yükseliyor. Daha yükseliyor. İnsanlar zaten perişan. Kendi ülkelerinde hani yabancı. Gerçekten yani soluma dönüyorum yabancı. Kendi ülkemde insanı göremiyorum şu an. Önümüzdeki 5 yani yıl içinde Türkiye'yi nerede görüyorsun? Vallahi herhalde Türkiye'de bir şey kalmayacak gibi görüyorum. Zaten Türkiye'de bir şey kalmamış ki. Baksana abla. Allah aşkına. Yani insan kalmamış. Hepsi yabancı. Yani diyecek gerçekten bir şey yok yani. Sözümün bittiği yerdeyim. Ben bir şey demiyorum. Yani. Seçimler bitti. Zamlar gelmeye başladı. Ne düşünüyorsun? Yani gelecek bu. Gelecek zaten. İlk gece geldi zaten. Ne düşünüyorsun? Vallahi düşündüğüm bir şey yok. Yani gittikçe batıyoruz. Hepimiz gibi yaşıyoruz. Ne düşüneceğiz? Hak ediyoruz bunu. Alıştık mı artık bu zamlara? Alıştık. Alışıyoruz. Neler alışmadı ki? Buna da alışacağız. Başka şansımız yok zaten. Ortam mı? Alışmamız lazım. Öyle diyorlar bize. Alışmalısınız diyorlar. Beyefendi kiralara %20 sınırlama getirdi 3 ay önce sözde. Bir bodrum katı o zaman 5 bin liraya kira veriyordu. Geçen gün benim emlak arkadaşlarım var. Geçen
geçen gün gene konuştum. Bodrum katı adam diyor 7,5 milyar olmuş. %20 sınırlama getirdi. Bu %20 sınırlama ise acaba yani sınırlama getirmese nasıl olacak? Ben onu merak ediyorum. Hayır, buna inanmıyoruz ki zaten. İnanıyor musunuz buna? İnanmıyoruz. Adamın hiçbir dediğine inanmıyoruz. Çünkü hiçbir dediğini yapmıyor. Şimdi her şey tamamen kozların eline geçti. İstediği gibi yapacak. İstediği gibi yönetecek. Kimse de bir şey yapamayacak. Erdoğan daha önceden enflasyonu tek haneleri indiren bizdik. Şimdi tekrardan biz indireceğiz dedi. Ne düşünüyorsunuz bu söylemek? Vallahi artık düşünemiyorum çünkü inanmıyorum, güvenmiyorum. Öyle bir şey yapamaz zaten. Mümkün de değil. Bitmiş, ekonomi bitmiş, dibe vurmuş. Merkez Bankası'nda para yok. Neyle yapacak? Neyle yapacak? Ben teşekkür ederim. Geçen bir şey söyleyebilir miyim? Geçen de Cumhurbaşkanı Habertürk'te konuşuyordu. Biz Van'da deprem zamanında şu kadar millete yardım ettik, şu kadar ben Vanlıyım. Van'da daireleri yaptım, milletin arazisini aldı, ıvır zıvır işte. Yani millete yardım diye söylüyor ya verdik. Onların hepsini tekrardan millete sattı yani. Öyle diyor ya, Van'ı şöyle güzelleştirdik, şöyle yaptık, böyle yaptık. Hepsini millete tekrardan faiziyle sattı yani. Millete en ufak bir desteği olmadı. Hani kalkıp çıkıyor, yok şunu yaptım, bunu yaptım. Onlar palavra. İçine yaşadığımız için biliyoruz. Seçim bitti, zamlar başladı. Ne düşünüyorsun? Bittik. Alıştınız mı artık zamlara? Alıştık. Biter mi sizce bu zamlar, yoksa devamlılığı olur mu? Sanmıyorum, bitmez ya. Artık var ya, toplu intiharlar falan da olabilir yani. Ben bile düşünüyorum yani. Gerçekten. Seçim bitti, zamlar geldi. Ne düşünüyorsun? Çok iyi. Ya adamın imanı olsa demez ki zaten. Ekmek 100 lira da olsa bir daha Tayyip'e oy verecek. Hak ediyoruz. Adam ekmek kuru soğan boynuna asıyor, Tayyip'ten vazgeçmem diyor. Lan bu senin peygamberin mi, Allah'ın mı? Yeter. Ya yeter, yeter ya. Ya vallahi konuşacak çok şey var. Konuşsam bir dert. Konuşmuyorum. Ekonomiyi düzeltirsek ancak biz düzeltiriz dedi. Ne düşünüyorsun? Tamam, dün akşam zam geldi. Neyi düzeltiyor? Zam geldi geçen. İnancınız yok mu düzeltecek? Ya. Ben oldum, oldum olalı inancım o. Vallahi billahi. Bak vallahi billahi. Oldum olalı inancım yok. İnancım yok, yok. İnancım yok ya. Seçimden önce motora bakıyordum abla. Bir tane anlaştım abiyle, alacak. Seçimden ertesi günü motor 22 milyar oldu. Şimdi motor fiyatları da arttı. Allah indirim yapacağız diyor. Seçimden 2 gün sonra motor 22 milyar oluyor. Şu amcamıza da soralım. Merhabalar. Seçim hayırlı bitti. Hayırlı cumalar, merhaba. Seçim bitti, üzerine zamlar geldi. Ne düşünüyorsunuz? Seçim bitti Allah şükür. Seçim bitti ama biz Tayyip Erdoğan'dan bitemedik maalesef. Bizim derdimiz, kedamız biraz daha arttı. Tamam mı? Bu halk, gördüğünüz gibi bu gençler, bu arkadaşlar, bunlar yani Aziz Nesin'in dediğini söylemek istemiyorum. Bu arkadaşları da tenzih ederim ama bizim halk kendi cellatına aşık. Tamam mı? Bizim insanlarımız, bak Tayyip Erdoğan daha seçimi bir gün geçti, bugün her şeye zam geliyor. Doğru mudur? Ama maalesef ki halkımız hala oy verir. %50, %51, %52. Tebrik ederim bizim insanlarımızı. Sağ olsunlar. Böyle bir adam gerekiyor. Ben kendim HDP'liyim. Kılıçdaroğlu'nu desteklemiyorum. Ancak oyumu ona verdim. Çünkü Kılıçdaroğlu gerçekten de dürüst bir insan. Sonuçta biz de bu ülkede yaşıyoruz, görüyoruz. Adamın bir tane dairesi var. Tayyip Erdoğan'ın herkes biliyor. Beşik'teki çocuklar bile biliyor milyar dolarlarının olduğunu. Buna rağmen kazanıyorsa ne diye biliyorsun? Şimdi biz bu halkımıza ne diyelim yani? Biz şimdi burada araştırma yaparsanız, burada 50 kişi varsa 49'u ben Tayyip Erdoğan'a oy vermedim diyecek. Doğru mu? Genelde de öyle olur. Toplu taşımaya biniyoruz diyoruz. Kardeşler Tayyip Erdoğan'a oy verir misin? Aman aman diyor. Ya işte affedersiniz, hakaret ederler, küfür eder. Ama adam %52 alıyor. Yani sizce bunun sırrı ne? Biz de bunu soruyoruz. Bu kadar problem arasında. Adam hanımefendiciğim, Suriyeli'nin verdiği 300 bin dolara, şey dolar diyorum, 300 bin oyla kazanılmaz 85 milyonluk bir ülkede. Yurt dışı oyuyla da kazanamaz. Yurt dışı oyları. Tamam. Güzel kardeşim, yurt dışında bize de oy veren var. Yurt dışı. Abi ben sana bir şey söyleyeyim. Yurt dışında bize de oy veren var. Ben bir şey söyleyeyim mi? Sen ne iş yapıyorsun? Ben hiç işim gücüm yok. Atıyorum Emin mesela yok. Sen atıyorum sen demircisin, tamam mı? Evet. Sen 20 yıldır demircisin, ben de bismillah yeni bugün geldim demircilik yapacağım. Evet. Sen işin bütün p***liğini biliyorsun. Sen işin nerede ne yapacağını çok iyi biliyorsun. Hayır, ben şimdi söyle, bak sen ustasın, kalfasın. Tamam, bir örnek veriyorum. Zaten Tayyip Erdoğan'ın mesleği. Güzel kardeşim, bunu sorma. Abi. Zaten o iş o adamın işi. Ya bitireyim. Zaten adam. Abi bitireyim. Soğuktur, biraz dikkatli konuşalım. Bir, sıkıntı yok. Biz zaten, abi. Biz kızım ben Kürdüm. Biz zaten bir ayağımız çukurda. Biz her an her yerde ya yakalanırız. Ya bizi cezaevine atarlar ya bizi öldürürler. Abi, biz alışmışız. Abi. Biz öldükçe çoğalıyoruz. Bize bir şey olmaz. Gerçekten bize bir şey olmaz. Bitireyim. Abim bize benim. Bir şey olmaz. Biz. Bu genç konuşuyor biraz. Abim benim. Evet, doğrudur.
Ya dayı doğru sen mu? Niye bana bakmıyorsun? Sen oraya bak konuşan bana şey bakma diyorum. Ben televizyoncu. Sana bir şey diyorum. Televizyoncu sen 20 yıldır demircisin, ben de yeni bugün işe başladım. Evet. Sen işin bütün p***liğini biliyorsun. Evet. Mimarı tanıyorsun, mühendisi tanıyorsun, kalfayı tanıyorsun. Ondan sonra ameleyi tanıyorsun. Bekle. Ya bekle. Bir bekle de abi. Söyle de öyle değil. Herkesi tanıyorsun. İşi kontra altına almıştın. Ben de diyorum ki ben sana karşı demirci olacağım. Ben seni yeneceğim. Sen o mimara diyorsun ki. Anladın? Anladım da. Bak. Tamam şimdi o, mimar seni 20 yıldır tanıyor. Mimar senin paran var biliyor. Sana para veriyor. Seni doyuruyor. Kılıçdaroğlu 75 yaşındadır. 40 yıldır bu işin içindedir. O da bilsin o işi. Onun alakası yok. Tayyip Erdoğan bak Türkiye'nin koskoca devletin bütün imkanlarını kullandı. Doğru mu? Evet. Seçimde. Yani bu seçim. Ben ne diyeyim sana? Bu seçim, bu yarış iki, aynı şartlarda mı iki kişi? Ben sana ne diyeyim? Ben de onu diyorum. Öyle diyeyim. Ben diyorum ki adam 20 yıldır her şeyi altına almış. Güzel kardeşim. Adam seçim bitti, zam geldi, ne düşünüyorsun? Hiçbir şey düşünmüyorum. Bekliyor muydunuz zamları? Bekliyor olabilir. Alıştık mı artık? Her şey olabilir. 50 milyona telefon alıyorsunuz. O bağlı olmuyor da yiyeceğiniz, içeceğiniz paraya mı bağlı diyorsunuz? Karışmayın. Zamlara alıştık mı abi? Ya alıştık. Zamlar daha iyiydi. Boş ver. Erdoğan düzeltir mi bu zamları ya? Erdoğan'dan başka daha sağlamı varsa biz oyumuzu ona verelim. Ama yok. Mecburuz yani. Recep Tayyip Erdoğan geçen seçimi kazandı. 3 gün geçti, zam geldi. Düzelir mi bu zamlar? Ya o zamları sen ben yapıyorum. O Tayyip Erdoğan yapmıyor. Televizyonda duyuyor musunuz? Haberlerde duyuyor musunuz? Şuna zam geldi, buna zam geldi diye duyuyor musunuz? Hayır. Kim yapıyor? Sen yapıyorsun, ben yapıyorum. Sen ben yapıyorsun da ülkede yönetici sen misin? Ülkeyi yöneten sen misin? Ülkede adam zamı... Yok mu bunun mekanizması? Denetleme mekanizması yok mu? Adam cezayı veriyor, ertesi günü gene senden alıyor cezayı. Yarın öbür gün ekmek 10 lira olacak, 10 lira. Dün fırıncıyla konuştum, ekmeğin tanesi 10 lira olacak. Niye? Çünkü devlet onlara destek veriyordu, onu kesti. Seçim bitti ya, bu ülkede var ya, dünyanın neresine giderseniz gidin, fırsat dünyası, fırsat. Hiç kimse hiçbir şey boşuna konuşmasın. Bugün güç neredeyse onun dediği olur. Hiç kimsenin dediği olmaz. Vatandaş ne konuşursa konuşsun. Ben bunu bilirim, başka bir şey bilmem. Gençler merhabalar. Seçim bitti, üzerine zamlar geldi. Konumuz bu, ne? Ben bir şey söylemek istiyorum. Ben sporcuyum. 2 yıl önce aldığım protein şu an 2,5 bin lira. Ben ne yapayım abi? Söyler misiniz ben ne yapayım? Sporcuyum. Alamıyorum. Bakın bir pilav şu an 70 lira olmuş. Açım. Şu an gerçekten açım. Seçim bitti, üzerine zamlar geldi, ne düşünüyorsun? Valla zamlar gelmesi yani bizi gerçekten sıkıntıya soktu. Ne için? Hani insanlar mesela ben kendim 22 yaşında çalışırım, çalışmıyorum, boştur. Bir tane eşya alacağız yani ev kurmak için, ne bileyim evlilik için en kötüsü 1 trilyon para gidiyor şu an. Ben 1 trilyonu nereden getireyim hani? 10 senemi, 20 senemi versem ay yaşım, sakallarım hepsi beyaz olacak, evleneceğiz. Gençler daha üreme yapamıyor yani, ya gerçekten biledir. Yani bu ülkenin içinde Suriyelileri getirirler, Suriyeliler yanlış anlamayın, kendine yürüyorlar tertemiz. 10 sene sonra, 5 sene sonra hem biz ülkemizden olacağız, yavaş adamımız Avrupa. Yani bu son boştur yani, röportajdır, şudur, budur, bunlar hepsi boştur. Diyarbakırlıyım baba, ben Demirtaşlıyım. Sonuna kadar da Demirtaş içeriden çıkarsa gerçekten halk için de çok güzel bir şey olur. O insan içeridedir. Bak sesim budur, gidiyor AK Parti'ye de namussuzluk yapmayın, o insanı bırakın. Bir sürü insanlar mesela hepsi biliyor onun suçsuz olduğunu da. Siz zaten korkağın tekisiniz. Erkek olsaydınız zaten adamla meydan okurdunuz. Çakallara olabilir. Demirtaş siyaseti bıraktığını düşündü ne düşünüyorsun? Siyaseti? Ya Demirtaş içeride halk için bedel ödüyor, bedel. Sizin gözünüz görmüyor mu? Peki ben tek bir şey söylüyorum. Ne temsil ediyor? O adam, bak şu an o adam var ya. O adam kalksaydı dışarıya. Al. Ben sana bir şey söyleyeyim. Çeketimizi asamazsınız. Çeketimizi de asamazsınız. Bu sizin son ağrılarınız. Bu sizin son ağrılarınız.
Ben bir şey daha söyleyeceğim. Bak sesin bütün halka hepsine gitsin. Ben aslen Diyarbakırlıyım. Diyarbakırlı insanı da Kürt'ü de hepsi delikanlı insanlardır. Türk'ü de öyledir. Ama bazı insanlar var içinde çakal çukuldur bu ülkeye karıştırmaya çalışırlar. Bu ülke hepimizin bayrak da bizimdir. Ya yeter ya. Ya yeter. Geçen gün İstanbul'da sahil kenarında bir tane arkadaşımız müzik söylüyor. Bıçaklanarak nerelere gitti? Kürt'tür diye. Ulan haksızlıktır bu ya. Ayıptır sizin yaptığınız. Ulan nedir ya? Nedir ki? Kürt'ü de nedir ki? Nedir ki? Adama demiş ki bize Türkçe marş oku. Ya arkadaş okurum okumuyorum. Sana ne siyah bundan? Nedir ya bu? Yeter kardeşim yeter. Bitti ya yani artık yeter ha. Vallahi bak bizim Kürtler 43 milyon kişidir. Bizim Kürtlerin oyu tek yeter değil mi ya? Yeter değil mi arkadaşlar? Ya Suriyelilere bile kimlik verirler. Ya arkadaş sahil kenarda adam nargile keyfi yapıyor. Ben gideyim inşaatta sağda solda çalışayım. Ben insanda değil miyim ya? Bu nedir askeri ücret 8,5 milyon? Ya 10 milyar olsa ne? Ben 10 milyarı alayım. Vallahi yemin ederim bak gencim daha evli değilim ha. Kur'an-ı Kerim bana bir ay götürmüyor ya. Sağa gidiyorum bir tane şampuan alayım 50-60 milyon. La bu haktır ya. La ülkenizde şampuan şeyi mi yok, fabrikası mı yok? Ya sigarayı boş ver, bu dertten insanlar içiyor, dertten. Vallahi insanlar dertten içiyor. İnsanın derdi olmasa insan sigara içmez. Biz hepimiz sağlık için yaşamıyor muyuz arkadaşlar? Evet. Hepimiz sağlık için yaşıyoruz. Ben kendim spor yapıyorum, bak ayrıca spor yapıyorum. Ne için? Abu boku içiyoruz ama derdimiz çok, derdimiz. Derdimiz çok, yeter ha kardeşim yeter. Bitirdiniz bizi artık. Ben evde düşüne düşüne tavana baka baka öldüm ha. Yeter de. Hadi Allah emanetsiz. Seçim bitti, üzerine zamlar geldi, sorumuz bu. İşte iyi ki Erdoğan öyle böyle aldı. Almasaydı, Kılıçdaroğlu kazansaydı zaten zamlar yolda. Diyecekler ki aha Kılıçdaroğlu geldi, zamlar geldi. Halbuki ben diyorum ki iyi ki almadı. Adamın hiçbir günah suçu yok. Teşekkür ediyoruz. Seçim bitti, zamlar geldi, neler düşünüyorsunuz? Zam her zaman vardı ki alıştık zaten. Alıştık mı artık zamlara? Yani zam da olsa şey de olsa insanlarda para çok harcıyor. İnsanlarda para çok. Evet. Açız diyenler yalan mı söylüyor? Yalan. Vallahi hepsi yalan. Allah Allah. Vallahi yalan. Gidin. Bütün kafeler, bütün restoranlar, Allah bütün alışveriş Allah merkezleri Allah dolu. Allah. Her yer dolu. Açız diyen yalan konuşuyor. Valla ne yalanı yemek yemeyelim Allah aşkına. Tamam açız demeyeceksin canım. Bizim yaşımızda çocuklar yetiştiriyor. Az şeyden kazanan az harcıyor. Çok kazanan çok harcıyor. Çocuklar geliyor Allah çalışıyor sana ellerde. Sen çalışmayan gülüm çalışmayan ekmek var mı bu devirde? Allah çocukluğum. Yattığın yerde bana para gelsin. Nereden gelecek yattığın yerde? Öğrencilere maaş bağlıyorlar. Türkiye'yi beğenmeyen gitsin istemiyoruz. O zaman. Ben ülkemi çok seviyorum. Beğenmeyen gidebilir bay bay. Sen şu an açsın ve aç olduğun halde konuşuyorsun. Aç. Abla bir beni göndersene. Anladın. Abla beni göndersene. Valla beğenmeyen gidebilir. Beni gönder. Zorla tutmuyoruz. Beni gönder. Ülkemiz de size çok bayılmıyor. İsteyen gidebilir. Dur hele bir saniye. Bir saniye. Bana bana 10 tane komando doğurduysan ne yaptı? Ben de doğurdum. Hani? Tamam ya. Sen de komando sen durdur hele. Ben misin? Ülkemden niye gidiyor? Sen komando mısın? Bir dakika. Bak anamın adı Hürriyet. Bu ülke bizimdir bizim. Hadi. Komando mısın? Komando ülke abi. Bir saniye. Ülkemden niye gidiyor? Suriyeliler, Afganistanlılar. Teyzem senin görüşüne de saygılıyız. Üstüne gelecekler. Teşekkür ettik. Sağ ol. Sana canım benim. Sen yanlış konuşuyorsun. Sen doğru. Ben bu ülkede dedem onlar kan döktüler. Bu vatanı benim kazandılar. Benim dedem de döktü. Dur hele bir saniye. Niye ben ülkemi terk edeyim? Bak geliyorsun. Ya. 100 kişi Türkiye. Beğenmeyen gidebilir. Beğenmeyen gidebilir. Sen git. Tamam. Bu vatanı ben boşuna kazanamadın. Ben ülkemi boş çok konuşmayayım. Beğenmeyen gidebilir. Abla müdahale edecek. Sana müdahale edecek. Sana kocun görse ayıp değil. Hayır. Tamam müdahale edecek. Tamam. Sen git. Hayır konuşmayalım artık. Ağzı olan ben bir şey söyleyeceğim. Sen dalga diyorsun ya. Suriyelilere bunu söyleyebiliyor musun? Suriyelilere bunu söyleyebiliyor musun? Suriyeliler kalktı. Suriyelilerin bayrağını burada açarken neden hepiniz sustunuz? Neden? Canım benim. Çünkü siz hiçbir şey yapamıyorsunuz. Efendimiz de zamanında çünkü bir sesi kes. Çünkü siz makarnacısınız. Bir sesi kes. Tamam sen kes. Sesi kes. Bak. Saygısız eşek. Bitirdik. Etme. O zaman.